Temel sorular. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcılar kendileri mi? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bir bilgiyle inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa üstün güç, her şeyin denetim ve yönetim sahipleri kendileri midir? Tur Suresi 35 37. Önceki bölümde değindiğimiz gibi, dine ön yargılarla yaklaşan bir kişinin içine düşeceği birinci yanlış, Allah'ın varlığını düşünmeden dini değerlendirmektir. Kişi İslam'ı değerlendirecekse önce Allah'ın sonsuz kudretini anlamaya çalışmalıdır. Eğer Allah'a inanmıyorsa Kur'an'ı da Müslümanları da kendi batıl ve yanlış bilgilerle dolu dünya görüşü içinde inceleyecektir ve böyle bir incelemeyle doğruya ulaşması mümkün değildir. Nitekim tarih boyunca dini hakkında araştırma yapan kimi sosyologlar, dinin nasıl ortaya çıktığından ya da toplum üzerindeki etkisinden bahseden binlerce cilt kitap yazmışlardır. Ama bütün bu akademik çalışmalara rağmen bu kişiler din ahlakını gerçekten yaşayan bir kişinin dinden anladığının binde birini bile anlayamamış, dinin gerçeğine, özüne ulaşamamışlardır. Çünkü bu kişiler dinin temeli olan Allah'ın birliği ve her şeyi sarıp kuşattığı gerçeğini kavrayamamışlardır. Kur'an'da bu tarz kişilerin durumu Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar ilmini kuşatamadıkları ve kendilerine henüz yorumu gelmemiş bir şeyi yalanladılar. Ayetiyle belirtilir. İslam'ın ne demek olduğunu insan Allah'ın varlığını anladığında ve Kur'an'da tarif edilen hayatı yaşadığında hemen anlayabilir. Allah'ın varlığı ve ondan başka ilah olmadığı ise aslında çok açık bir gerçektir. Ama düşünce tembelliği üzerine kurulu olan cahiliye toplumu bu gerçeğin farkında olmayacak kadar körleşmiş durumdadır. Zaten cahil sıfatını da bu yüzden taşır. Müslümanlar ise Kur'an'daki birçok ayette Allah'ın varlığını düşünme ve yaratılış delillerini gözlemleme konusunda sorumlu tutulmuşlardır. Bu ayetlerden biri şöyledir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. de ki düşündünüz mü hiç eğer Allah sizin işitmenizi ve görmenizi alıverir ve kalplerinizi mühürlerse onları size Allah'tan başka getirebilecek ilah kimdir? Bak biz nasıl ayetleri çeşitli biçimlerde açıklıyoruz da sonra onlar yine sırt çevirip engelliyorlar. Enam suresi 46 Küçük bir örnek, insanın düşüncesini açmaya ve cahiliye toplumunun bir bireyi olması nedeniyle üstünde taşıdığı cehaleti dağıtmaya yardımcı olabilir. Şu ana kadar hafızanızdaki her şeyin bedeninize ait bir bilgi de dahil silindiğini varsayalım. Böyle bir konumda kendinizi dünya benzeri bir yerde bulsanız, içinde bulunacağınız durum son derece şaşırtıcı olurdu. Düşünelim. Tüm hafızanız silinmiş olarak birdenbire yeryüzünün bir yerinde var oldunuz. İlk farkına vardığınız herhalde kendi bedeniniz olacaktı. Ben dediğiniz şeyden farklı bir şey olduğunuzu hissettiğinizden ona istediğinizi yaptırabilmek Size çok ilginç gelecekti. Belki bir süre kolunuzu indirip kaldıracak, neye yaradığını anlamaya çalışacaktınız. Etrafta nereden var olduğunu bilmediğiniz, bedeninize son derece uygun bir çevre bulacaktınız. Üzerine basabilecek sağlam bir zemin, net bir görüntü, birbirinden güzel kokular, çeşitli hayvanlar, tam bedenin isteklerine uygun bir ısı, rahat solunabilecek bir atmosfer ve daha binlerce hassas denge. Acıkan bedeninizin ihtiyaç duyduğu yiyecekler, kuruyan damağınızı serinletecek tertemiz su ve daha birçokları. Böyle bir ortamda acaba hiçbir şey düşünmeden gününüzü gün etmeye mi yoksa kendinize bazı sorular sormaya mı başlardınız? Önce kim olduğunuzu, neden orada olduğunuzu, gördüğünüz düzenin varoluş sebebini araştırmaz mıydınız? Aklınıza gelecek ilk sorular şunlar olmaz mıydı? Ben kimim? Beni kim var etti? Sahip olduğum kusursuz bedeni kim yarattı? Etrafımdaki büyük düzeni yaratan kim? Benden ne istiyor? Bana neyi gösteriyor? Biraz aklı olan insan böyle bir durumda okuduğumuz ve bunlara benzer sorulara cevap bulmaktan daha önemli hiçbir şey olmadığını düşünürdü. Bütün bu soruları boş verip gündüzleri amaçsızca gezerek geceleri de uyuyarak geçirmeyi tercih eden birisi için de akılsız kelimesinden başka bir sıfat kullanılamazdı o arazide birden var olan bedeni ve bedenin içinde bulunduğu ortamı mutlaka üstün akıl sahibi bir kudret meydana getirmiştir. İnsanın bundan sonra da sürdüreceği her bir saniyelik hayat da yine onun sayesinde var olabilir. O halde insanın yaşamında sonsuz bir güce sahip olan bu üstün gücü tanımaya çalışmaktan daha önemli ne olabilir? Örneğin biraz daha ileri götürüp arazide ilerleye ilerleye bir şehre vardığınızı düşünelim şehir içinde çoğu oldukça kaba, hırslı ve samimiyetsiz çeşit çeşit insanlar olsun. Ve nedense burasının ve kendilerinin sahibinin kim olduğunu hiç düşünmüyor olsunlar. Farz edin ki hepsi kendi kendine bir iş, bir amaç ya da bir ideoloji bulmuş ama bir türlü şehre iyi bir düzen getiremiyorlar. Bu ortam içinde ahlaki yönden şehirdeki diğer insanlara göre değişik davranan, ölçülü ve akılcı tavırlar sergileyen, düzgün konuşan, Diğerlerinden farklı oldukları hemen gözlemlenebilen, güvenilir ve doğru sözlü oldukları hissedilen birileriyle karşılaştığınızı varsayalım. Onlarla bir konuşmaya daldığınızı ve ilerleyen sohbet sırasında şöyle bir bilgi verdiklerini de farz edelim. Biz diğerlerinden farklı düşünen ve yaşayan insanlarız. Çünkü biz burasının bizim ve tüm diğer insanların, sen de buna dahilsin, bir sahibi olduğunu, onun gücünün sınırsız olduğunu ve burayı da insanları sınamak ve eğitmek için geçici bir yer olarak oluşturduğunu biliyoruz. Ondan bize ulaşmış bir kitap var. Bu kitabın yazdıklarına göre tüm hayatımızı düzenliyoruz. Böyle bir durumda belki bu insanların doğruyu söyleyip söylemediklerinden hemen emin olamazdınız. Ama onları dinlemekten, hele sözünü ettikleri kitap hakkında bilgi edinmekten daha önemli hiçbir şey olmadığını kolayca anlardınız. Öyle değil mi? O halde sizin bu örnekteki kadar hassas olmanızı engelleyen şey nedir? söz konusu kişi gibi dünya üzerinde bir anda değil de uzun bir gelişim süresi içinde var olmuş olmanız mı? Bu durumda örneğe bağlı kalarak düşünürsek şehirdeki insanların çoğunun içinde olduğu duruma düşmüş bulunmaktasınız. Peki şu anda bu yapınızla sizi yalnızca bu akşam ne yiyeceğim, yarın hangi kıyafetimi giysem ya da şu hakkımda ne düşünüyor, buna ne diyeceğim gibi sorulara cevap bulmaya yönelten ve bu sorulardan çok daha önemli olduğu, çok açık olan konulardan uzak tutan cahil toplumların var olduğunun farkında mısınız? Bu toplumun içinde bulunmak ve onun telkinlerinden etkilenmekten kaynaklanan cahilliği bir düşünelim. Kendi kendinize şu soruyu sorun. Ben nasıl var oldum? Bu soruyu cevaplayabilmek için öncelikle bütün ön yargılarınızdan sıyrılıp hayatın başlangıcını yani doğum olayını kısaca incelememiz faydalı olacaktır. Doğumun kısa tarihi. Yeni bir insanın yaratılmasının sebebi olacak spermler erkek vücudunun dış kısmındaki bir bölgede üretilir. Bunun sebebi üretimin ancak vücut ısısının yaklaşık 2 derece altında gerçekleşebilmesidir. Bu ısının sabitlenmesi için bir de testis üstüne yerleştirilmiş özel deri çalışır. Bunun fonksiyonu soğukta büzüşerek, sıcakta ise terleyerek gerekli olan ısıyı sabit tutmaktır. Dakikada ortalama 1000 adet üretilen spermler erkeğin testislerinden kadının yumurtalarına doğru yapacağı yolculuk için özel bir yaratılışa sahiptir. Baş, boyun ve kuyruktan oluşur. Kuyruğu ile bir balık gibi ana rahminde ilerler. Bebeğin genetik şifresinin bir bölümünü barındıran baş kısmı özel bir koruyucu zırhla kaplanmıştır. Bu zırhın faydası anne rahminin girişinde fark edilir. Buradaki ortam annenin mikroplardan korunması amacıyla son derece asitlidir erkekten rahme atılan sadece milyonlarca sperm değildir. Meni birbirinden farklı sıvıların karışımından oluşur. Bu sıvılar spermlerin gerek duyduğu enerjiyi karşılayacak olan şekeri içerir. Ayrıca baz özelliği de ana rahminin girişindeki asitleri nötralize etmek, spermin hareket edeceği kaygan ortamı sağlamak gibi görevleri vardır. Spermler yumurtaya varana kadar annenin vücudunda zorlu bir yolculuk geçirirler. Kendilerini ne kadar savunurlarsa savunsunlar, 200-300 milyon spermden yumurtaya ulaşanların sayısı bini pek aşamaz. Bütün bu bilgilerin ışığında akla gelen şu ilk sorunun cevabını düşünelim. Sperm anne vücudunu hiç tanımadığı halde nasıl olmuş da kendi kendini o ortama uygun hale getirmiştir. Sperm kendi kendini bir ortama uygun hale getiremeyeceğine göre bu sorunun tek cevabı bu ortamın uygun olarak yaratıldığıdır. Doğumun kısa tarihine devam edelim. Yumurta bir tuz tanesinin ancak yarısı büyüklüğündedir. Yumurta ile spermin karşılaştığı yer fallop tüpü adı verilen bölümdür. Yumurta spermin kendisini bulabilmesi için özel bir sıvı salgılar. Spermler de bu sıvıyı izleyerek hedeflerine ulaşırlar. Yumurtayı dölleyecek sperm yumurtaya yaklaştığında yumurtanın salgıladığı bir sıvı spermin koruyucu zırhını eritir ve spermin ucundaki eritici enzim kesecikleri açığa çıkar. Spermin yumurtaya ulaştığında bu enzimler yumurtanın zarını delerek spermin içeri girmesini sağlar. Böylece yumurtanın etrafını kuşatan spermler içeri girmek için büyük bir yarışa başlarlar. Yumurtayı genelde tek bir sperm döller ve bu andan sonra başka bir spermin içeri girmesi ihtimali kalmaz. Bunun sebebi yumurtanın etrafında bulunan elektriksel alanın ilk spermin içeriye girmesiyle itici özellik kazanmasıdır. Sonunda spermdeki erkeğin DNA'sı ile kadının DNA'sı birleşir. Artık annenin karnında yabancı yeni bir hücre, zigot, yeni bir insan vardır yumurta ile ilgili bu bilgileri düşününce akla hemen şu soru gelmektedir. Yumurta sanki spermle karşılaşacağını bilmektedir. Bu nasıl olabilir? Bunun da tek cevabı yumurtanın sperme uygun olacak şekilde her ikisini de birbirine uygun kıldığına göre her ikisini de kontrol eden bir yaratıcı tarafından yaratıldığıdır. Doğumun olağanüstü oluşu bununla bitmez. İnsanın oluşum aşamaları daha yeni başlamaktadır. Yumurtanın döl yatağına yerleşebilmesi çıkıntılı yüzeyi sayesinde gerçekleşir çıkıntılar yumurtanın gerçek uzantıları olup toprağa yerleşen kökler gibi organın derinliklerine doğru dalarlar. Böylece zigot, kendisinin gelişimi için annenin vücudunda salgılanan hormonlardan yararlanabilir. Döl yatağına tam anlamıyla tutunmuş olan zigot gelişmeye başlar. Yumurta rahime yerleşmeye ve beslenmeye başlamıştır. Bundan sonra 2, 4, 8, 16 şeklinde katlamalı olarak çoğalan hücreler teker teker bebeğin organlarını oluşturmaya başlar. Bu hücrelerin çoğalması bölünerek gerçekleşir ve yeni oluşan hücreler birbirinin aynıdır. Buna rağmen nasıldır ve nedendir bilinmez. Hücreler mükemmel bir organizasyon içerisinde farklı hareket ederler ve oluşturacakları organlarına uygun olarak özelleşmeye başlarlar. Başlangıçta jelatini andıran ceninde büyük bir değişim görülür. O yumuşak yapının içinde vücudun dik durmasını sağlayacak sert kemikler oluşmaya başlar. Hem de her kemik yerli yerinde. Diğer bir değişle başlangıçta aynı olan hücreler farklılaşarak kimi ışığa karşı hassas göz hücrelerini, kimi sıcağı, soğuğu ya da acıyı algılayan sinir hücrelerini veya ses titreşimlerini hissedecek hücreleri oluşturur. Sonunda bebek annesinin karnındaki gelişimini tamamlamış ve dünyaya gelmiştir. Bu haliyle anne karnındaki halinden 100 milyon kat büyük 6 milyar katta ağırdır. Önemli olan burada anlatılan kısa tarihin başka herhangi bir canlının değil bizim hayata başlangıç öykümüz olmasıdır. O halde bir insan için böylesine karmaşık ama olağanüstü bir olayın kimin eseri olduğunu bulmaktan daha önemli ne olabilir? Bu sorunun cevabını biraz sonra verelim ve şu an doğumun kısa tarihini gözden geçirdikten sonra cevaplanması gereken bir başka soruyu cevaplayalım. Hücreler çoğalırken nasıl olur da gruplara ayrılıp vücudun farklı organlarını oluşturmaya başlayabilirler? Bu aşamada karşımıza çıkan gerçek şudur. Doğumla ilgili soruların yaratıcının varlığını kabul etmekten başka bir cevabı olamaz. Bütün bu kompleks işlemlerin kendi kendine oluştuğunu düşünmek akıl dışıdır. Şuursuz hücreler nasıl karar verip de insan organlarını oluşturabilirler? Olaydaki olağanüstü durumu gören ateist bilim adamları bile bunun kendiliğinden olamayacağını itiraf etmekte fakat yaratılışı kabul etmemek için anlamsız bir isim takarak doğa mucizesi şeklinde tanımlamaktadırlar. Ancak doğada böylesine mükemmel bir sistemi geliştirecek bilinç aramak boşunadır. Doğanın kendisi de cansız ve şuursuz atomlardan oluşan bir bütündür ve karar alıp uygulama gücüne sahip değildir. Bu olayın anne ve babadan kaynaklandığını düşünmekte elbette ki yanlış olur. Hatta onlar da bedenlerinde gerçekleşen olaylardan dahi habersizdirler. Böyle olmasına rağmen anne baba doğan kişinin tarafından hayat sebebi olarak görülür. Bu nedenle anne babaya büyük bir minnet, sevgi ve saygı gösterilir. O halde insan düşünmelidir. Doğumunun gerçek yaratıcısı olan Allah çok daha minnet, sevgi ve saygıya layık değil midir? Onun varlığı açıktır. Zaten onsuz bir şeyin var olması mümkün değildir. Kur'an'da insanın yaratılış mucizesi şöyle anlatılmaktadır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir su damlası olarak savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Sonra o su damlasını bir alak, embriyo olarak yarattık. Ardından o alakı hücre topluluğu bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratılışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Müminin Suresi 12-14 Başka Kur'an ayetlerinde yaratılış mucizesinden şöyle bahsedilmektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak oldu. Derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. Öyleyse Allah ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir? Kıyamet suresi 36-40 onun bilgisi olmaksızın hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Gerçekten bu Allah'a göre kolaydır. Fatır Suresi 11 Bu durumda bir insanın baştaki örnekte anlatılan ve birdenbire var olmuş ve kimin kendini ve etrafını var ettiğini merak eden adamdan hiçbir farkı olmadığı ortadadır. Böyle olunca da yapılması gereken en önemli şey eğer o adamın şehirde tanıştığı ve kendisine kendini ve etraftaki her şeyi yaratan Rabbimizi tanıtabileceklerini, ondan kendilerine ulaşmış bir kitap olduğunu söyleyen kişiler gibi birileri varsa onları dinlemektir. Ya da insan bütün bunları görmezlikten gelip bu akşam ne giyeceğim, falancaya diye, ne diyeceğim gibi her gün tekrarlanan ve bir gün ölümle birlikte hiçbir anlamı kalmayacağı açık olan sorularla uğraşmaya dönebilir. Şimdi siz şunu düşünün. Bu iki seçenekten hangisi daha akılcı, daha mantıklı ve daha vicdanidir. İnsan Allah'ın yarattığı bir varlıktır. Bunu inkar edemez. Olaya başka hiçbir açıklama getiremez. Yaratıldığına göre az önce okuduğumuz ayette bildirildiği gibi başı boş ve sorumsuz da bırakılmayacaktır. Yaratılışının elbette bir amacı vardır. Bunu nereden öğrenecektir? Bu sorunun tek cevabı vardır. Allah'ın kendisine yolladığı kitaptan.